Merhabalar. AutoCAD, teknik çizimlerin çizim standartlarına uygun olarak yapılması için üretilmiş bir bilgisayar programıdır. Bilgisayar destekli teknik çizim alanında ortaya çıkan ilk ürünlerden birisidir. Kullanım alanları sadece makine teknik çizimleriyle sınırlı değildir. İnşaat, elektrik, tesisat gibi birçok alanda da çizim amaçlı olarak kullanılabilir. Modüler bir yapıya sahip olduğu için ek programcıkların yapısına entegre edilmesiyle yetenekleri daha da arttırılabilir. Bu sayede sadece çizim amaçlı değil, teknik hesapların yapılmasına da olanak tanır örneğin. Ayrıca AutoCAD ile sadece 2 boyutlu çizimler değil, 3 boyutlu yani modelleme dediğimiz çalışmalar da yapılabilir. Modelleme veyahut da 3 boyutlu çalışma kim arkadaşlarımıza yabancı bir deyim olarak gelebilir. Bunu bilgi olması açısından bir cümleyle açıklayalım. 3 boyutlu modelleme üzerinde çalışılan nesnenin ki bunlar bizim mesleğimiz açısından makine parçaları olabildiği gibi komple bir binanın, yapının ya da bir motorun veya bütün bir otomobilin kendisi de olabilir. Bilgisayar ortamında gerçek hayattakine benzer biçimde birebir ölçüleriyle oluşturulmasıdır. Nesneyi bir kez oluşturduktan yani modelledikten sonra ekranda ona her açıdan bakarak inceleyebilir, elinizdeymiş gibi döndürebilir, çevirebilir ve her özelliğini inceleyebilirsiniz. Ancak bu elinizdeki CD'deki amacımız sizlere AutoCAD'i tüm yönleriyle anlatmak değil. Zaten bu CD bunu gerçekleştirmeye hem kapasite hem de ortam bakımından imkan vermiyor. Amacımız sizlere AutoCAD'i özellikleri ve yetenekleri bakımından biraz tanıtmak, temel teknik resim çizimlerinin nasıl ve ne tür komutlarla yapıldığını aktarmak ve birkaç örnek çizim gerçekleştirmekten ibaret. Eğer AutoCAD'i tam anlamıyla öğrenmek istiyorsanız, imkanınız varsa kitaplarını edinmek, yapabiliyorsanız kursuna gitmek, sürekli araştırmak ve çalışmaktır. Şimdi AutoCAD'i yavaş yavaş tanımaya başlayalım. AutoCAD'i çalıştırdığınızda sizi şu anda görmekte olduğunuz ekran karşılar. Burada gördüğünüz görüntüyle sizin kendi çalıştığınız AutoCAD pencerenizdeki görüntü birebir aynı olmayabilir. Örneğin simgeler farklı sayıda ve yerlerde olabilir. Kimi simgeler bulunmayabilir. Farklı simgeler yer alabilir. Bunun üzerinde durmayacağız. Çok da önemli değil. AutoCAD'in ekran görünümü ve simge yerleşiminin nasıl yapıldığını ipuçları adlı videoda da izleyebilirsiniz. Bu şekilde bu ekranda görmüş olduğunuz görüntünün aynısını siz kendi AutoCAD programımıza da aktarabilirsiniz. Aslında sizin de dikkatinizi çekeceği gibi diğer Windows programlarından çok da farklı değil. Bilinen menü ve simgelerden oluşan ekran yerleşimi burada da karşımıza çıkıyor. Farklılık bu simge ve komutların yeteneklerinde. Peki bu pencerede ne görüyoruz? Önce adlarını ve temel özelliklerini öğrenelim. Sonra detaylı olarak incelemeye geçeceğiz. Anlamadığınız deyim ve terimler olabilir. Üzerinde durmayın. Geri geldikçe hepsi açıklanacak. Bu ortada gördüğünüz siyah ve üzerinde AutoCAD nedir yazısı yer alan boş yer çizimlerimizi gerçekleştireceğimiz alan. Çizdiğimiz ya da oluşturduğumuz her çizim unsuru burada yer alacak. Bunun gibi AutoCAD penceresinde gördüğünüz her simge veya menüyü çalışmanızı kolaylaştıracak şekilde kendinize göre ayarlayıp özelleştirebilirsiniz. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz simge grupları bizim çizim komutlarımızı içeriyor. Bu şekilde çizim komutlarımıza kolayca ulaşıp çizimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Çizim komutlarımızı buralardan başlatabileceğimiz gibi menülerden de çalıştırabiliriz. Örneğin buradaki Draw menüsüne tıklayabiliriz ve buradaki komutlara ulaşabiliriz. Ya da yanındaki Tools, Format, bir sonraki Dimension ya da Modify penceresinden ihtiyacımız olan komutlara da ulaşabiliriz. Ayrıca AutoCAD'in bir özelliği olarak komut satırı denen yerden de istediğimiz çizim komutlarımızı çalıştırabiliriz. Komut satırı ne demek? Çizim komutlarımızı az önce sözünü ettiğimiz simgelerden veya menülerden giderek çalıştırabileceğimiz gibi komut satırına gelip faremizin imleciyle buraya tıklarız ve ilgili çizim komutunu ya da farklı bir Windows menü komutunu doğrudan klavyeden yazarak çalıştırabiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı daha sonra da göreceğiz. Bu üst grupta yer alan simgeler ise standart Windows simgeleri. Bunun yanında AutoCAD'e özgü bazı simgeler de yer alıyor tabii ki. Bu sıradaki simgeler ise artık birçok grafik ve çizim programında da benzerleri görünen ve artık neredeyse bir standart haline almış olan layer, katman simge grubudur. Katman ve layer özelliğini de ilerideki derslerimizde zaten göreceğiz. İlk anda çok karışık gibi göründüğünü biliyorum. Bunların hepsini tek tek açıklayacağız. O zaman birçok unsur daha iyi aydınlanacak. Şimdi birer cümleyle kısaca tanıdığımız bu konuları sırayla öğrenmeye başlamak ve daha detaylı bilgilenmek için ikinci dersimize geçelim.